Partenerle devam ediyoruz. Partenerin bu bölümünde Ahlatçı Yatırım'a gideceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le konuşalım. Piyasaları bir satış var, kırmızı tablo. Bunun nedenlerini anlamaya çalışalım. Barış, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, günaydın. Günaydın. Baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında 101.700 puan seviyelerindeyiz. Aslında dün Avrupa Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği mesajlar da tedirginliği arttırmışa benziyor. Tabiri caizse küresel endekslerde büyüme endişesi var. Ne dersin Borsa İstanbul açısından? Aynen öyle. Yani uzunca bir zamandan beri bahsettiğimiz yurt dışı gelişmelere dayalı olarak fiyatlamalar gerçekleşiyor yorumundan. Hareketle yeniden bu yorumu burada tabii yapabiliriz. Dün Avrupa Merkez Bankası kararlarını hepimiz izledik. Burada özellikle son zamanlarda Avrupa bölgesinden gelen olumsuz veriler gösteriyordu ki Avrupa Merkez Bankası bu konuda artık yavaş yavaş bir adım atacak. Çünkü Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar yavaş yavaş bu sinyalleri daha çok kuvvetlendirmişti. Ama şöyle bir genel kanı vardı. Yani bu toplantıda en azından yani piyasada genel global anlamda bir genel beklenti yani bu toplantıda sözlü bir yönlendirme yapılabilir. Daha sonraki toplantılarda biraz daha işte özellikle o TLT Euro kredileriyle ilgili bir hamle gelebilir görüntüsü. Biraz daha hakimken bu adımın bu toplantıda atılmış olması ve Eylül ayı itibariyle TLT Euro 3'ün devreye girecek olmasının açıklanması piyasalarda bir miktar beklentilerin ötesine bir gelişme olarak ortaya çıktı. Bunun dışında önemli bir faktör de aslında piyasaları şu anda satışa doğru yönelmesinde Avrupa Merkez Bankası'nın büyüme tahminini %1.7'den 1.1'e indirmiş olması. Yani biz özellikle şöyle bir gelişme aslında yaşanıyordu uzunca bir zamandan beri. Yani bu yılbaşı itibariyle FED parasal politika duruşunda sıkılaştırma yönündeki hareketinden biraz daha işte duracağına yönelik faiz artımlarına beklentisini güçlendirmesi, bunun ifadelerini daha net bir şekilde dile getirmesiyle bir miktar risk algısında, riskli varlıklara yönelim artmaya meydana gelmişti. Piyasa Avrupa Merkez Bankası'ndan bu kararları gördükten sonra özellikle büyüme tarafındaki revizelerin aşağı inip ciddi biçimde 1.1'e revize edilmesiyle global ekonomik büyüme endişelerinin çok ciddi olduğuna dair bir kanaat getirmiş olmalı ki burada bakıldığında riskli varlıklardan ciddi bir çıkışın meydana geldiğini dün itibariyle gözledik. Yani biraz global ekonomik endişelerdeki büyüme endişelerindeki fiyatlamaların şu anda biraz daha piyasalarda egemen olduğunu şu anda görebiliyoruz ki bunların başında zaten hep gördüğümüz Avrupa bölgesinde İşte Brexit belirsizliğinin hala sürüyor olması, işte gelen ekonomik verilerdeki yavaşlama Almanya tarafında olsun, İtalya en baştaki gelen sorunlu ekonomi. Bunun etkisiyle bir miktar gerçekleşmeler Avrupa Merkez Bankası'ndan ciddi anlamda dile getirilince riskli varlıklardan çıkış bize de şu anda yansıyor. Baktığımızda bir geri çekim hareketi görebiliyoruz. Ama şunu şu şekilde de yorumlamak lazım aslında. Biz bu yıla başlarken özellikle aslında daha doğrusu 2018'in sonlarına doğru 2019'da parasal politikalarda, para politikalarında daha sıkıya doğru bir gidecek eğilimle birlikte yurt içinde de özellikle faiz maliyetlerinde daha yukarı bir gidişat ve doların işte euronun daha maliyetlerle gelmesi görüntüsünü konuşurken şimdi biraz daha aslında bu görüntüyle birlikte hem Fed'in duruyor olması hem de Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle 2019'un içerisinde faiz artırımı yapmayacak olması ki netleşti artık ve genişleyici para politikası uygulamaya başlayacak olması bu anlamda aslında bizi olumlu anlamda etkileyecek bir görüntü de ortaya çıkartıyor. En azından bizim yurt dışından borçlanma stratejimizde biraz da artık euro tarafına borçlanıyor olmamız şu anda aşamada bakıldığında. Önümüzdeki süre içerisinde özellikle faiz maliyetleri açısından bizi olumlu anlamda etkileyecek bir görüntü. Bu açıdan olumlu. Yani piyasa fiyatlamasına baktığımızda aslında ilk aşamada bir satışlarla karşılaşıldı. 101.500 denendi. Ama önümüzdeki günlerdeki yorumu bence bu şekilde biraz değerlendirmek lazım. Evet. Bu bizim açımızda olumlu bir gidişat meydana getirebilir. Biraz bizim tarafa, gelişmekte olan ülke piyasalarına biraz daha önümüzdeki günlerde biraz da olumlu olarak yansımalar burada gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Evet. O yüzden endeksi de dikkatle aslında destek seviyelerini iyi izlemek lazım. Burada 101.500, biraz daha aşağıda 100.600 önemli destek seviyeleri. Yani bunların üzerinde kalmayı başarabilirse ben yukarı yön eğiliminin şu anda devam etmesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bu genişleme programları biraz bizim için olumlu, öyle yorumluyorum kısaca. 101.966 puandayız. 5.47 evet. Dolar Türk Lirası fiyatlaması Barış. Sormak istiyorum, dolar neden yükseliyor? Yani dolar aslında birkaç etken var. Hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı. Yurt dışında dolar endeksi, dolar kaynaklı gücünü korumaya devam ediyor. Biraz onun etkisi var dolar TL'deki yukarı yön eğilimde. Yani biraz yukarı yönlü eğilimin sürmesinde
Yurt içinde özellikle son günlerde o işte S-400 füzeyle ilgili gerçekleşen o konuşmalar, yurt içinde bizim hükümet kanadından gelen cevaplar, Trump'ın özellikle bu genelleştirilmiş tercihler sistemiyle ilgili yorumları, biraz onun etkisi olduğunu burada söylemek mümkün. Artı yurt içi yerleşiklerin döviz talebi uzunca bir zamandan beri devam ediyor. Yaklaşık 20 haftanın üzerinde bir devam etme durumu var. Ki son gelen veriye baktığımızda yine bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu zaten hani aşağı yönde eğilimi sınırlayan bir faktör. Kısa vadede bakarsak da işte özellikle büyüme endişeleri, global büyüme endişelerinin dolara yarattığı taleple bir miktar, doların güçlü kalması bizim tarafta da dolar TL'de yukarı yönde eğilimini şu anda biraz ön plana çıkartıyor gibi gözüküyor. Ama önemli dirençlere doğru gidiyoruz. İşte bu 5.50-5.56, oralar ciddi direnç bölgeleri. Buralar üzerinde kalmadığı sürece yeniden bir turda tekrar geri çekilme hareketi gözlenebilir. Genel eğilimde şu anda yön yukarı gibi gözüküyor ama bu direnç seviyelerini dikkatli takip etmek lazım olduğunu düşünüyorum. Evet, bir taraftan da ons fiyatlarında bir gevşeme devam ediyor. 1300 dolar seviyesinin aşağısındayız Barış ve ne olacak? Ons tarafında dolar endeksi son dönemlerin en yüksek seviyesine geldi. Çünkü euro zayıflıyor. Avrupa Merkez Bankası euronun morallerini bozdu. 1.13 seviyesinin aşağısında bir euro var. Haliyle bu altın ons fiyatı da zayıf yansıyor. Nasıl okumak gerekiyor ons tarafındaki satışları? Evet, ons altın yani 1300'ün üzerine geldikten sonra tekrar yani geri çekilmesini aslında biraz yani ticaret görüşmeleriyle ilgili gelen olumlu mesajlar, işte anlaşma olabileceğine dair olumlu mesajlarla birlikte, işte hem bu gümrük tarifelerle ilgili tarihinde ileriye doğru ötelenmiş olmasının etkisiyle bir miktar oradan bir ne diyelim kar satışı, bir düzeltme hareketi olarak bunu ben görüyorum şu anda. Altın için daha önce yaptığım yorumlarda hep yukarı beklentim olduğunu söylemiştim. Yani aslında bu görüşüm hala tam olarak değişmedi. Yani global büyüme endişeleri şu anda hala mevcut olduğu için bence bunun etkisi altın tarafına güvenli varlık olarak talep yaratmaya devam edecektir. Ben böyle düşünüyorum. Artı ticaret görüşmeyle ilgili son günlerde yapılan açıklamalarda net bir sonuç da ortaya çıkmış değil hala bakıldığında. Artı Brexit meselesi hala malum. İşte 12 Mart'ta bir oylama gerçekleşecek. Daha sonra 13-14 Mart'ta da yine oylama olması muhtemel gözüküyor. Ve son gelen haberlere göre o da yani Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelerde bir anlaşma olduğuna dair bir mesaj da yok, bir uzlaşma da yok şu anda görüntüde bakıldığında. Onun yarattığı da bir etki var bence ve işte son olarak bakıldığında Avrupa Merkez Bankası'nın hatta işte geçtiğimiz iki gün önce OECD'nin de dünya büyüme beklentilerini bir miktar daha aşağı yönde revize etmesi, işte bu global büyüme endişeleri güvenli varlıklar tarafına bir talep yaratma durumu oluşacak gibi, oluşturacak gibi gözüküyor. Yani ben büyüme endişelerinin özellikle paranın değerinin korunması açısından bakıldığında biraz güvenli varlıklara talep yaratacağını düşünüyorum. O yüzden altın tarafında destek şöyle bir görüntü vardı. 1287-1285 önemli destek bölgeleri. Burası daha önce görülmüş geçen sene zirve 1365 ile 1160 arasında Fibonacci çizgisiyle bakıldığında önemli bir noktaya tekabül ediyor. Yani 1287 burada önemli destek. Onun altına sarkma oldu. Haftalık bazda bakıyoruz. Onun üstünde bir kapanma eğilimi şu anda hala gözleniyor. Bugün itibariyle bakıldığında. Onun üzerinde kapanma oluşursa yine ben yukarı yönelik eğilimin daha etkisini burada daha muhtemel görüyorum. Beklentim de burada yine yukarı yönelik hareketli 1305. Orası da geçilirse yine 1315-20 bölgesi kısa vadede gözlenebilir diye söyleyebilirim. Bugün tarım işçi istihdam verisi var. Onu da görüyor olacağız. Evet. Orada özellikle ücretler tarafında biraz tabii daha takip edeceğiz yakından. Ücretlerde %0.3'lük bir artış beklentisi var. Biraz orada toparlanma olursa belki bir miktar dolar tarafı güçlenerek altın tarafına bir tepki gelebilir aşağı yönde ama şöyle bir görüntü var. Yani dolar endeksi 97-50'lerde hala şu anda hareket ediyor. Yukarı yön eğilimini koruyor ama altın tarafında geri çekilme görmüyoruz. Yani bu noktadan evet. Hareketle de altın tarafı beklentim hala yukarı. Beklentim 1287-85 bölgesi üzerinde yukarı olmaya devam edecek diye söyleyebilirim. Barış Ülkün, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta ben sonu diliyoruz şimdiden sana ve tüm ekibine diyelim. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün'le konuşmuş olduk efendim. Biz buradan gedik.